Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz motor şu anda motor değil, alternatör hale dönüştürülmüştür. 1000-1200 devirde 220 volt enerji alırsınız. Bu aldığınız enerji ne olarak kullanacaksınız onu özellikle belirteyim ve ben bütün videolarımda da açıklıyorum ama bazı arkadaşlarımız anlayamıyor. Gördüğünüz gibi LED veya halojen ampul aydınlatmada kullanabilirsiniz. Televizyon çalıştırabilirsiniz. Bunun normal nominal değeri 350 watt ama ben buna 300 hatta 250 watt da diyorum. 250 watt da daha rahat çalışır. Ve su türbini olarak kullanacaksınız diyorum. Ve açıklamalarımda teknik özelliklerde de belirtiyorum. Bakın bu 3 faz diyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu 3 faz değildir diyor. Şimdi bir şey diyemiyorum. Onlar kendi bildikleriyle devam etsinler. Beni eleştirmesinler. Eleştiriyorlarsa da onlar daha güzelini yapsınlar. Görelim, alkışlayalım. Gördüğünüz gibi bunlar da teker alternatör. Bunlar da böyle 3 fazdır. Buna sen faz nötr ver bakalım bir çalışacak mı? Mümkün değil. Yani trifazedir bunun adı. Teknik adı budur. Neyse konumuz o değil. Ben abone olun demiyorum, işte şunu yapın demiyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Ben gibi açıklayan herhangi bir videoya rastlamadım. Kimseyi de kötülemek de istemiyorum ama ben dediklerimin arkasındayım ve çalıştığını da sizlere gösteriyorum. Şimdi bunu ne olarak kullanacaksınız? Bir aydınlatma da kullanabilirsiniz. Su türbini olarak. Rüzgar türbini olur mu? Olur ama sağlıklı olmaz. Bir sürü aparat gerekir. Onlar da sizin başınızı ağrıtır. En kararlı ya su türbini veya projelerinizde kullanacaksınız. Projeler nedir? Onu siz bileceksiniz. Sizin düşüncenizdir, deneyinizdir, bilgi ve becerinizdir. Şimdi gelelim. Ben bu 3 fazın faza 2 tane ampul bağladım. Şu şekilde. Daha sonra da bunu yine su türbünüyle hem aydınlatma hem televizyon dedim. Eğer böyle bir trafo takarsanız veya akü şarj cihazı takarsanız akünüzü de şarj edebilirsiniz. Aküden de 220 volt hatta 2 kW, 3 kW gibi aküden tabii bu motordan, alternatörden değil enerji kullanabilirsiniz. Tabii onda da buzdolabı çalışabilir. Onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi birinci olarak ampulleri yaktığını, voltajını görelim. Evet, şimdi makabımı taktım. Ve şu anda çalıştırıyorum. Bakın hemen az bir dönüyle hemen enerji vermeye başladı. Şu anda 1000 devri geçtim. Işıktan tam gözükmüyor ama şunun ışığını yakayım. Evet. 226 devri görüyoruz. Bu suyla döndüğü zaman gayet sabit bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Bazı arkadaşlar da diyorlar bu suyu nereden bulacağız? Bir akarsu olur veya basınçlı su olur, bir çark yapılır. O çark döndüğünde, o çark bir dönerse bunu 10 dönen bir kayış kasnak sistemi yapıldığı takdirde bu devirleri çok rahat ulaşılır. Şimdi ikinci olarak ben akü şarj edecek. Burada da 50 wattlık bir halojen ampul bağladım. Onun da şeyini göstereyim, etiketini. Bu da eşittir 4,5-5 ampere tekabül eder. Bakın şurada 12 volt 50 watt yazdığını görüyorsunuz. Bunu bağlayacağım. Bu yani akü şarj cihazı gibi görün. Aynı zamanda bir tane de aydınlatma. Yani şu 3 fazlı ya. Fazın bir tanesini buraya kullanacağım. Bir tanesini de buraya kullanacağım. Şimdi o deneyi yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantımı yaptım. Tekrar sizlere izah edeyim. Fazın bir tanesini ampule bağladım. Bir tanesini de trafoya girdim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve trafonun çıkışı 2 çarpı 6 volt ama ben bunu 12'sini kullandım. Ve halojen ampule bağladım. Aynı zamanda halojen ampulü de voltmetreye bağladım. Şimdi döndürüyoruz. Hem 220 volt direkt hem 12 volt akü şarj bölümü diyelim. Bakın. Şöyle volt düşüreyim. 14'ü gördük. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın 16 volt. 5 saniye.
Evet, tekrar gösteriyorum. Makap gevşedi. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın, biraz devri yükseltiyorum. Devri yükseltiyorum. Bakın 15-16 volt. Şu anda aküyü çok sağlıklı bir şekilde 14,5-14,6 çok sağlıklı bir şekilde aküyü şarj ediyor. Yani suyla döndüğü zaman hem 220 aydınlatmamız, aynı zamanda televizyonda bağlayabilirsiniz. Akü cihazları, akü şarj cihazları var. Direkt bağlayabilirsiniz. Ben elimde şu anda akü şarj cihazı olmadığı için bu trafoyu bağladım. Yani bilgisi olanlar bu olayı anlamıştır. Bunu tekrar söylüyorum. Su türbininde mükemmel kullanırsınız. Rüzgar türbininde başınız ağrır. Araya aparatlar koymanız gerekir. Aparat derken elektronik devreler. Onlar biraz maliyetli ve bilgi sahibi olmanız gerekir ama en sağlıklısı su türbünü veya projelerinizde kullanacaksınız. Projeler nedir? O sizin düşüncenizdir. Kafanızdan geçirdiğiniz işte şöyle yapsam bu çalışır, böyle yapsam bu çalışır, onu sizler bileceksiniz. Ben çalışır çalışmaz diyemem ama su türbününde rahatlıkla aydınlatma, televizyon, akü şarj ederseniz buzdolabınızda çalışır, televizyonunuz, aydınlatmanız. Yani hemen hemen %60-70 cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz. Evet, yaptığınız, yapacağınız işlerde başarılar dilerim. Teşekkür ederim.